conosci il contro mondiale per la prevenzione dopo dove Global Just Recovery Gathering. Welcome everyone. My name is Mahir Ilgaz. I'm based in Turkey. Benim adım Mahir Ilgaz. 350'nin iklim bilim adamlarımdan birisiyim. Bizim burada birkaç tane var bunlardan. Ve bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi in those two spaces lose their grip and burn out and drop out of the yorgunluk ve anksiyete ve aşırı yorgunluktan muzdarip olmak ve ve elbette ayaklarımızın toprağa nasıl basacağı bilim güncellemeleri panelistlerimizi şimdi tanıtmak istiyorum size. Co-Barrett Co-Barrett Oceanografi Enstitüsü'nde de araştırma görevlisi. George Marshall has George Marshall years of experience at all levels of communications and advocacy. He had senior positions in 30 yılı aşkındır iletişimsel alanlarda, iletişim alanlarında çalışmış ve hükümetler yönetimlerle, hükümetlerle, ülkelerle, kuruluşlarla çalışmış birisi. Ve iklim değişikliğini gündeme taşımış birisi. Luisa Kettmer, Alman aktivistimiz iklim değişikliğiyle ilgili aktivist olarak Almanya'da çok çalışmış birisi. Rene Lantman ise sosyal bilimlerde psikoloji alanında çalışan birisi ve çok büyük bir isim. Rene ayrıca pek çok kuruluş ve ajans için çalışan, düzenli olarak çalışan birisi. Bize bu panelde katıldığınız için, onlara katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. İklim değişikliğinin bizde yarattığı anksiyete bunun üstüne bir de pandeminin yarattığı anksiyete ve depresyon girdi. Şimdi bununla baş etme yöntemleri hakkında konuşacağız. And also how we can take all of that in stride and stay active in the climate struggle. Bütün koşullar altında nasıl sağlıklı kalırız, nasıl ruhsal sağlığımızı koruruz? Bunu konuşacağız. Kısa bir sorum var başlamadan önce. Music that bolsters your courage. Cesaretinizi arttıran bir sevdiğiniz bir müzik parçası ya müzikal bir parça var mı? It's called Let Me Die in My Footsteps, which I like. Benimki Let Me Die in My Footsteps adlı şarkı. George, do you have one yourself? I'm a huge fan of George, seninki ne? Old jazz, and I actually have a wind-up record player, which I. Benim tutkum eski jazz. I put on a record, and I have a set of Louis Armstrong and his Hot Fives. Louis Armstrong, Louis Armstrong's Hot Fives. And Rene. Diyebilirim. Rene, seninki? Gosh, that's George. I think we just got a preview of you on Desert Island Disc, so good warm up for that. I've been preparing for it for years. I can tell you've got it down. George, hatırlarsan eğer cesaretimizi artırmak adına Desert Island'da epey bir tecrübe edindik. I turned to Kirtan actually, and I really love putting on like Deva Premal or some Krishna Das when the going gets tough, and it brings some wind. Farklı Hintli müzisyenlerin müziklerini seviyorum. What about you, Ko?
Ko, sen ne dersin? Oh boy, you're diving right into the differences between us in a very interesting way. Mahir, right, aramızdaki farklılıkları hakikaten işaret ediyorsun. Like Grateful Dead music, and there's a whole genre of bands that kind of have Grateful Dead türü. And what I love about it is o türden, the true improvisational nature of the way that they approach either some jam in the middle of a song, but often the jam between songs. Improvisasyon yöntemiyle yapılan jamming türünden müziği seviyorum. Yani Grateful Dead'den kastım buydu. I just find that to be a fascinating way to engage with music as a listener. Bir dinleyici olarak müziğin o kısmını çok seviyorum. Luisa, ne dersin? Talking of differences, farklılıklara gelelim. Hepimizinki farklı benimki ise. Ben kendi müziğimi yapıyorum. Elimin altında gitarım varsa veya piyanoya oturabilirsem kendi kendime müzik yapıyorum ve yüzümüzün ortasında bu katılaşan kısmı rahatlatmaya çalışıyorum. Klasik müzik benim tutkum. Besides the couple of my friends in these, just to talk about some stereotypes here, a couple of my friends are playing in some indie pop rock bands. Bazen sevdiğim birkaç arkadaşım da indie rock yapıyorlar. Kendileri müzisyenler ve onları müziği de dinlemeye çalışıyorum. And I think it's a beautiful idea of people to produce something that is, you know, existing only in a moment, always, inherently. İnsanların an içinde ürettikleri şeyi hep çok heyecan verici buldum, müzik gibi. O zaman siz eğer bu şekilde anksiyeteyle başa çıkıyorsanız paneli burada bırakalım. That side of the things with your work both in NOAA and IPCC. So what's your take on the role of science? IPCC'de çalışan birisi olarak oceanography enstitüsünde can it be considered one of the tools to in our quest for just recovery maybe? İyileşme için kullanacağımız araçlardan biri ne olarak görürsün? Teşekkür ederim. Bir bilim adamı olarak sorduğunuz soru için. Bilim 30 yıl önceden beridir bu meseleyi önümüze getirdiklerinde. Den beri bilim aslında bu meselenin bizim peşinde koştuğumuz meselenin özünü olmuştur. Is climate change happening to, you know, are humans causing this? Yes. And now iklim değişikliği oluyor mu? Gerçekten gerçekleşiyor mu gibi sorulardan. İklim değişikliğini insanlar mı meydana getiriyor sorusuna geçmek bile bilimin bize sunduğu imkanlarla mümkün olmuş bir şey. Recently, as I've been kind of thinking about it, especially in terms of what we were going to talk about today, I realized bugün bahsedeceğimiz şeyler üzerine düşündüğümde bu bulmacanın içinden şöyle şu şekilde çıkmaya çalışıyorum. Farklı gruplarla çalışıyoruz. Yani iklim değişikliğiyle mücadele ederken bize yardım eden farklı gruplar var ama bilimsel gruplar var ama bilim bazen insani tarafı görmemize engel olabilir. Halbuki bütün bu farklı grupların insani bir tarafı var. You know, needing to work in solidarity with one another. And I recently saw I guess it was the Secretary General of the UN talking about the response to geçenlerde kısa bir zaman önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şöyle bir laf ettiğine denk geldim. Bizim bilime
ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu söylediklerine çok katılıyorum. Evet, bilime ihtiyacımız var ama bir de birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Eğer bir şeyler başaracaksak beraber yaparak başaracağız. Bundan başka türlü çıkış yolu yok. Bunu aslında ilginç buluyorum diyebilirim. Elbette biliyoruz. Bilimle iklim değişikliği ve iklim krizi konusunda bu bahsettiğim farklı gruplar çalışırken bilim kısmında çalışanlarla tam olarak bilimsel kısmı temsil etmeyen gruplar arasında bir tür sürtüşme olabiliyor. Aktif olarak iklim çözümleri masaya getirmeyen insanlar bilimle aralarına bir mesafe girebiliyor. Oysa onlar da bilimsel gruplar kadar çözüm üretmeye muktedirler. Bence önemli olan hepimizin birbirimize karşı çıkmadan, birbirimize sürtüşmeden tutkulu, istekli bir şekilde çalışmaya devam etmemiz, iklim için, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmemiz için. Bana göre benim için önemli olan nokta burada bu dayanışma, birlikte çalışma noktası. Ve en önemli kısmın dayanışma olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Bilimden bahsetmişken ne dersin? Bazılarımızın bilimsel veriyi bir tarafa bırakma yokmuş gibi bilimin söyledikleri yokmuş gibi davranma eğilimimiz hakkında ne düşünürsün? 2014'te yazdığın kitaptan hareketle soruyorum bunu. Ve elbette son gündemdeki konular üzerine. As well as the kind of as the you know, the data driven science. I mean, we need the science, but I guess the point which I made in my book, and I think still holds very strongly, is that actually people's primary source of information is the social web. And that you can say that they're scientific facts, but there's also social facts. And I think bilimsel veriler sunar. Fakat bir de bilimin sunduğu verinin eşliğinde oluşan sosyal gerçekler vardır. Biz insanların bir takım şeyleri yokmuş gibi davranma eğilimi zaten vardır. Bu ister bilimsel veri için olsun, ister başka şeyler için olsun. If something is part and parcel of who we are and the world around us and the society and the identity that we have and we take them on board. If bir defa kim olduğumuz, sosyal çevremizin ne olduğu, nicotine addict, thankfully not at the moment, is I know very well how it is possible to completely ignore all of the data about Şunu söyleyebilirim. Yıllar boyunca sigara içmiş bir nikotin artık değil ama nikotin bağımlısı olarak bilimin sigara içmekle ilgili söylediği şeyleri bir tarafa bırakmayı tercih ettim. Ama bu örnekten hareketle insanların bilimin iklim değişikliğiyle ilgili ortaya koyduğu gerçekleri yokmuş gibi görmelerini biraz anlayabiliyorum. Fakat burada belki de bilim adamlarına düşen biraz da sosyal narratifi olumlu hale getirmek ve biraz da
I think the first thing for us in terms of dealing with it is to recognize the mechanisms by which kimliklerine, kim olduklarına, nelerle çevrili olduklarına dikkatimizi vermekle başarılabilir. Bu arada bilim adamlarının da kendi aralarında bir takım çatışmaları olabiliyor, aynı konu hakkında bile olsa. Çünkü iklim krizi üzerinde bile mesela bizim ürettiğimiz benim asla katılmadığım ve asla yöntem olarak çalışmak istemediğim dataya boğulmuş, veriyle genişletilmiş grafikler, sayfalar dolusu bilgiler ile çalışan bir takım bilim adamları var. And we still see from the data, although many people accept climate change, but they have this tendency to distance. And ve bu tabii and we tend not to talk about it. Hedefteki insanlar, bizim hedefimiz olan insanların uzaklaşmasına sebep olabiliyor ve elbette bu durum insanların bilimsel veriyi bir tarafa bırakmalarını veya yokmuş gibi davranmalarını daha da kolaylaştırır. Mesela kendi ölümümüzün yakında nasıl gerçekleşeceğine dair bilimsel datayı sunarken bile bilim adamlarının uzaklaşmaması gereken şey, hitap ettikleri insanların neyle çevrili oldukları ve onlara ulaşmanın en önemli şey olduğu. And I guess as I kind of like put a whole lot of stuff out on the table, I guess I'd like to say, and I'd like to invite the other people on the panel to share your own experiences of dealing with this internal conflict and pain that this issue causes us. Buradaki paneldeki insanlarla da paylaşmak istediğim şu olabilir. Kendi alanımızda yaşadığımız hayal kırıklığı ve sürtüşmeden kaynaklı anksiyeteyle nasıl başa geldiklerini, başa çıktıklarını anlamak isterim. Bu alanda bu toplumsal beraberlik, bu sosyal olarak bir araya gelme ve bazı şeyleri paylaşıyor olmanın bize tanıdığı olanaklar beni heyecanlandırıyor ve heyecanımı canlı tutuyor aslında. Bakın, bizim dünyaya kendimizi sunma biçimimiz iklim kriziyle ilgili sorumluluğumuzun da çekirdeği, biz kendimizi nasıl anlatıyoruz ki iklim kriziyle ilgili dikkati çekebilelim ve iklim krizini masaya getirebilelim. Biz iklim krizinin yüzüyüz. Ve bize bakarak insanlar, ben onlara katılmak istiyorum, onlardan biri olmak istiyorum, onların yaptığı şeyi dinlemek, bir parçası olmak istiyorum diyebilsinler. Rene, senin yeni bir projen var. 2020'den 2020'den itibaren başlatmış oldun. Sure, thank you. Thanks for having me. There's so much to respond to in what's been shared already that build on what Co kicked us off with and what George has built on. George aslında devam etti bu konuşmanın üzerine. Tabii ki değişimi aktörleri olarak çok dikkatli olmak konusunda, nasıl iletişim kurduğumuz konusunda çok büyük sorumluluğumuz var ve George'a %100 katılıyorum. Yapabileceğimiz en önemli şey konuşmak ve ilişki kurmak. Aslında nasıl iletişim kurduğumuz son derece önemli. Nasıl mesajlar veriyoruz, nasıl ilişkiler kuruyoruz.
aslında dinamikler, etkileşimler, kim olursanız olun, bir ister bilim insanı, iletişimci, ister öğrenci, kurul üyesi, CEO, ne olursanız olun, aslında değişim peşindeyseniz, şu anda aslında kendimizi düzenlemeye, vasıflılaştırmaya ihtiyacımız var ki gerçekten hakikaten etkili olabilelim ve insanları bu sohbete dahil edebilelim. Ve bence bu önemli çünkü son derece yüksek, çok yüksek bir çubuk bu. Neredeyse bu bir nihai insani sınav gibi. Nasıl gezineceksiniz aslında olağanüstü yüksek düzeylerde, her türlü bizim ısımızı, sıcaklığımızı arttıran yükseklerde gezerken aynı anda bir yandan da burada mevcut olacaksınız, bütünlüğünüzü koruyacaksınız ve bir nörobilimci olarak düzenlenmiş olacak. Kendimizi nasıl düzenli biçimde tutacağız? Yani kendi endişelerimizi, anksiyetelerimizi, korkularımızı tetikleyici biçimde nasıl etrafa yaymayacağız? Yani niyetli, kasti olmasa da aslında bunu yapmayacağız. Rosemary Brennan yıllar önce karbon sohbetlerinde bir tür sıcak patatesten bahsetmişti. Esasında bu konularla neredeyse bir tür sıcak patates gibi iletişim kuruyoruz. Yani bunu tolere etmekte olan biten şeyleri zorluk çekiyorum ve bunu etrafa endişemi yayıyorum. Bu çok önemli ama bu tabii ki bizim çabalarımızı zayıflatan bir şey. Çünkü bu bahsettiğin proje Inside Out ve Proje Inside Out isimli internet sitesi var. Kiar Vakfı tarafından finanse ediliyor. Bir internet sitesi de var. Çok fazla George'un da bahsettiği çerçevede deneyimler yapıyoruz. Özellikle aktivistlerin kullanabileceği araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Projenin Inside Out projesinin özü daha önemli kılavuzlar nasıl oluşturabiliriz? Kendimizi insanları değişime çağırırken nasıl motive edebiliriz? Bunun kılavuzlarınızı nasıl oluşturabiliriz? Bir tür aslında eski biçimler var. Yani yeterince insanların dikkatini çekmediğini düşündüğümüz zaman insanları nasıl uçlu hale getireceğiz? Nasıl onların akıllarını getireceğiz? Ve bir tür aslında kamusal sağlık sektöründe çalışan, özellikle diyet, sigara konusunda bahsettiği gibi insanlar bu tür doğru değişiklikleri nasıl yapıyorlar, klinisyenler nasıl yapıyor, bunu nasıl iklim bağlamına nasıl çekebiliriz? Ben seninle birlikteyim, bu konuda beraberiz. Ben de korkuyorum ama aynı zamanda umutluyum. Sen nasıl hissediyorsun gibi. Yani davranışsal olarak daha fazla dinlemek, daha fazla soru sormak, daha fazla bir şey bilmek ister misin diye sormak uzmanlar ya da bilim insanları olarak. Tabii çok fazla bilgimiz var elimizde tuttuğumuz ve çok fazla şeyimizde tutuyoruz ve bunu vasıflı bir şekilde nasıl paylaşabiliriz? Tersi aslında dikkatli olmanın tersi PowerPoint'ler yapmak, bir takım sunuşlar yapmak, insanların duygularına hitap etmemek. Şu anda heyecan verici olan şey şu anda ki çok heyecan verici bir andayız. Aslında bu kadar hızlı olacağını da zannetmiyordum. Yani duygusal olanla akılcı olan arasında sanki ayrım. 20-30 yıl önce bunlar apayrı şeylerdi. Kitaplarıma bakıyorum, nörobilim kitaplarıma. Nasıl bilgiyi işlediğim konusunda. Aslında hiçbir zaman nötr değil. Her zaman duygusal olarak bunlar kabul ediliyor, işleniyor.
insanlara bunun nasıl olacağını, ne kadar zor bir durumda olduğunu söylemeliyiz. Bu doğru soru değil. Nasıl yapacağımız aslında. Nasıl? Aslında toleransımızı yüksek tutacak. Ko'nun ve George'un söylediği aslında ve yalnız olmadığını hissettirmek, beraber olduğumuzu hissettirmek. Bunları nasıl yapacağız? Ve esas kilit noktada hangi deneyimlere sahip olursak olalım, normalleştirmek önemli. Yani korkmak normal, iyimser, umutlu. Bu artık bir umut ya da umutsuzluk meselesi değil. Bu şu an çok insani, varlıksal, varoluşsal bir andayız. Ve bu bir tür varoluşsal düzeyde bir değişim şu anda. Elbette çok tabii ezici bir şey, tamam. Evet, ezici bir şey. Ama bir yandan da bizim insanlar olarak da hiç daha önce mümkün olmadığını düşündüğümüz biçimlerde mümkün kılma zamanımız, kendimiz bakımından, kendi deneyimimiz, meslektaşlarımız, ortaklarımız, paydaşlarımız, daha geniş topluluklar ve gruplar, bunları nasıl bir araya getireceğiz, bu önemli. Luisa'ya döneceğim şimdi ve şunu soracağım. Şöyle bir imkanın oldu mu? Bu tür araçları, yaklaşımları kullanma imkanın oldu mu? Zamanın oldu mu ya da düşünmeye bu derinlikte nasıl başa çıkıyorsun? Bu tür hayal kırıklıkları vesaireyle George'un da bahsettiği hala insanların iklim krizi konusunda düşünmeleri gerektiği kadar düşünmemeleri konusunda. Ben evet, gerçekten çok etkilendim şahane sözlerinizden. Kuşkusuz genç bir insan olarak konuşuyorum burada ve çok zor bir durum bir iklim aktivisti olmak. Hayatım boyunca böyle oldum ve bütün hayatım boyunca bir tür katastrofi yaşıyorum. Benim açımdan 24 yaşındayım ve 5 yıl sonrasını düşündüğüm zaman bir tür sanki ömür gibi geliyor bana tabii. Ve bence derinden düşünüyorum. Elbette çok etkileniyorum, korkuyorum. Ve bir noktada bir tür iklim aktivisti olarak konunun karmaşıklığını anlıyorsun ve her yerde, her dakika, her zaman ne yaparsan yap çok kolayca artık hiçbir şeyin anlamlı olmadığını düşünüyor hale gelirsin. Bizim açımızdan cumalar önemli çünkü bir anlamı var. Ama genellikle ne yaparsak yapalım, üstün sanki birikmiyor, bu çok zor bir durum tabii. İnanıyorum ki yaşla da ilgili olabilir bu. Biraz imkansızı daha fazla düşünmeye başlıyoruz kötü ya da iyi günlerde. 21. yüzyılla 20. yüzyıl arasında çok fazla ilişkide kuramıyoruz. Bağlar yok aslında bu ikisinin arasında. Sadece her yerde felaketlerle karşılaşıyoruz. Şöyle hissediyorum, bence birçok insan da böyle düşünüyor sanıyorum. En çok yardım olan şeyin aslında aktif olmak, bunu önemsiz bir şey olarak kabul etmemek, bunu seçtim ben, karar verdim, fark yaratmaya. Bir şey yapmadığım durumda ya da bir şey yapmak istediğim durumda arada bir fark var ve bu arada çok önemli bir fark var. Çünkü sessiz kalmak da bir fark yaratıyor. Ama bir şey yaptığın zaman aslında kendini daha iyi tutabiliyorsun bu krizler karşısında. Yani bu da seni yavaş yavaş genç bir insan olarak bir karar vermeye zorluyor. Bir şey yaptığın zaman değişiklik yaratacak mısın? Bu çok özgürleştirici olabilir ama aynı zamanda inanılmaz korkutucu da olabilir.
İstediğin her şeyi yapabilirsin. En azından büyüdüğün zaman, eğer ayrıcalıklı bir bağlamda büyüdüysen ve sana işte bir sürü genç insanları gezilere gönderiyorlar, aktivistlere. Kimse size şunu söylemiyor. Bu büyük insani anda yer alacağını sana kimse söylemiyor başta. Bunu düşünmeye başladığım zaman, kendimizi bu biçimde düşünmeye başladığım zaman, daha geniş bir bağlamda böyle hissediyorum. Bütün bunu bilince çıkarmak, kendimizi bu durumda, bu düşüncelerin içine gömülmek, neler olabilir, neler olmaz. Bütün bunları sürekli düşünüyoruz ve şöyle hissediyorum. Belki de 3 tane yönün önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi şu, çok fazla konuşuyoruz doğal bilimler hakkında. Bilim hakkında konuşmak istiyorum. Bilimden bahsettiğiniz çok güzel şeyler söylediniz. Ben şuna da inanıyorum. Bilim sadece doğal bilimler değil tabii, aynı zamanda sosyal bilimler. Herkesin bunu anlaması lazım ve sürekli olarak moleküllerden bahsediyoruz. İnsanlar, öğretmenler bunun toplum bakımından ne anlama geldiğini bilmiyorlar. İnsan olarak nasıl kalacağız, toplumuna nasıl etkileyecek ve genelde bu insanlara krizden bahsettiğimizde çok insanlı bağlantıları kurmadığım zaman çok önemsiz şeyler söyleyebiliyoruz. Ben çalışmalarımla anlamaya, daha çok şey anlamaya çalışıyorum. Nasıl, bununla nasıl başa çıkacağız konusunda. İkinci de en önemli konuşmalardan bir tanesi de iklim krizi konusunda. Ne hissettiğimiz şeyler esasında. Geçen yılki iklim konferansında bir konuşma yapılmıştı. Birçok önemli şey söylemişti. İnanılmaz şeyler söyledi. En önemli cümle bir hatırlıyorum konuşmasında. Merhaba dedi. Ben bir babayım ve korkuyorum dedi. Tamam, yani biliyorsunuz işte bu tamam. Bu konuda konuşmamız lazım. Söylememiz gereken bu ve şöyle hissediyorum ben. Kendimize şunu öğretmemiz lazım. İklim krizi konusunda bu şekilde ne istiyoruz, ne umut ediyoruz, neden korkuyoruz, bunları konuşmamız lazım. Bu alanları yaratmamız lazım. Bu tür mesajların gidebileceği bir iklim hareketi olarak çok önemli bir nokta bu. Son olarak da belki de bu bir tür ders olarak korona pandemisinden çıkardığım bir kişisel ders olabilir. Gelecekteki her an bir tür kriz anı olabilir. Yani insanlar olarak biz kimiz? Bu krizlerde kimiz? Ne yapıyoruz? Nasıl davranıyoruz bir kriz durumunda? Bu bizim insan olarak kim olduğumuzu çok biçimlendiren bir şey. Ve bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu korona bağlamında da anlamaya çalıştım. Ne yapıyorum? Ben kimim? Pandemide kimim ben? Bazı zihin oyunları olabilir, çok güzel. Ama bu çok büyük bir soru aslında. İnsanlık olarak biz bir krizin içindeyiz. Ve her zaman bunun her zaman yıllar önce zor olacağını söylemiştik insanlara. Zor olacak, katı olalım falan diye konuşuyorduk. Ama küçücük bir virüs, bir hastalık bir noktada pandemiye dönüştü. Bunu asla hayal bile edemezdik ve ne kadar böyle zorluklardan falan bahsederken kolay kolay ne kadar aptalca konuştuğumuzu da anlamış oldum aslında. Ve bir tür böyle bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Böyle bir kavrayış geliştirmemiz lazım. İnsanlık, insan, biz kimiz bu krizde?
ve bazı mekanizmalar geliştirmemiz lazım bunu anlamak, kavramak için. Bu gerçekten son derece derin bir konuşmaydı. Bir aktivist olarak beni etkiledi de. Pardon, bir şey daha ekleyebilir miyim lütfen? Çünkü bir şey daha söylemek istiyorum. Üçünüz de çünkü şeyden bahsettiniz. Benim açımdan, benim belki çalışmalarımı etkileyen bir şey. Belki işleri batıracağız ve iyi bir şey olmayacak, bilmiyorum. Ne tür bir zaman ve hayatı geri istiyoruz? Biz esasında her şeye sahip olduğumuz ve her şeyi kaybettiğimiz, bütün bunları iyilik, aşk, sevgi, dayanışma içinde birbirimiz için burada olmak, bu duygularla aşmak istiyorum. Belki işe yaramayacak, bilmiyorum. Ve belki de bu bizi şöyle bir noktaya götürür. Biz nasıl mücadele ediyoruz? Bu nasıl mücadele ettiğimiz, ne için mücadele ettiğimiz kadar bence önemli bir şey. Ben biraz yanıt vermek istiyorum. Çok değerli buldum perspektifini. Çok hoş bir nokta bu. Aslında konuşmaya başladığımız şeylere devam etti. Bir noktayı almak istiyorum senin konuşmandan. Karşımıza çıkan zorluk ve koronavirüsünün yarattığı zorluklar ve imkanlar diyelim. Çok fazla insan mahvoldu. Bütün küre aslında varlık biçimini ya da etkileşim biçimini de birbirimizle değiştirdi. Son derece temelden değiştirdi. Kesintiye uğrattı. Ama aynı zamanda bence küçük çocuklarım yok evimde ama yani stresim yok, işim devam ediyor. Mali stresle de uğramıyorum birçok insan gibi. Ama aynı zamanda hayatımda 30 yıldır ilk defa uçağa binmedim bir yıl boyunca. Ben iklim için çalışıyorum. İklim için çalıştım bütün hayatım boyunca. Ve binlerce mil gidip geldim. Ve yani yarattığım karbon ayak izleri, sera gazları, ama tabii kendimi, ayaklarımı toprağa basıyorum gibi hissediyorum. Bu oturumun ismi o, ayağımı farklı bir şekilde toprağa basıyorum şu anda aslında, öyle hissediyorum. Şunu anladım ki hepimiz uzaktan çalışıyoruz, Zoom'lardan etkileşim kuruyoruz. Özellikle meslektaşlarımla çok sık etkileşim kuruyoruz ve hayat, iş, çalışma hayatlarımız, ev hayatlarımız hepsi birbirine girdi. İşte çocuklar giriyor toplantının ortasında birdenbire, meslektaşlarım sadece birlikte belirli konular, onların insanlar olduğunu anlıyorum aslında ve bu çizgilerin aslında karışması bence bir araya gelme, çözümler üzerinde bir araya gelme noktamıza bence çok yararlı. Bu aslında bir arada çalışma, birlikte çalışma ve bizim insanlığımıza katkıda bulunuyor. Elbette %70 gaz salımları azaldı. Elbette sorunu bu şekilde çözmeyi seçmedik. Bunu çok daha amaçlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Ama bizim açımızdan bir tür hayır, adil bir geleceğe yeniden tahayyül etme penceresi açıyor. Çünkü eski biçimlerde çalışmaya dönmeyeceğiz. Çünkü iş çalışma düzenlemelerimizi daha uzaktan çalışma ya da işte internet üzerinde görüşmeler yapıyoruz ama herkes aynı teknolojik vasıflara ya da imkanlara sahip değil. Birçok ülkede geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler zorluk yaratıyor ama aynı zamanda daha fazla insanı da
dahil edebiliyoruz. Sadece IPCC'nin toplantısına birkaç insan gelmiyor. Daha fazla insan katılıyor. Bence bunun bize sunduğu bazı imkanlar da var ve umarım bunları kullanmayı da başarabiliriz. George, sen devam et lütfen. Ben sanırım birkaç noktada devam edeceğim. Rene'ye de birkaç nokta bırakarak. Bütün bunların ardından şunu söylemek isterim ki Rene, korkarsak da sıkıntı yok dedin sen Rene ve ben de şunu söylemek istiyorum. Çok fazla kanıt var. Herhangi bir duygusal zorlukla başa çıkmanın ilk noktası, ilk adımı onu kabul etmek, tanımak. Ve bu demek ki evet zor, bu korku verici, zor, zorlu bir şey. Belki çok fazla şey kaybettik. Bunları söylemek ve birlikte bir topluluk oluşturabiliriz. Birbirimize bakabileceğimiz bir topluluk oluşturabiliriz ki bence bu COVID'in içinden çıkıyor ve COVID bu tür bir aslında kamusal yaklaşımda kolektif dayanışmacı ve bir tür kolektif keder hissetme noktasında da bir adım atmamızı sağladı ki bu bence çok önemli. Çeşitli iletişim meselesi. Bu yıllar boyunca son derece pozitif oldum. Aslında hep böyle parlak oldum. Akıllıyız, çok yüksek kapasitelerimiz var, teknolojimiz var. Hep bunu söyledim. Bence bu işe yaramıyor. Yaramadığını biliyorum çünkü benim o kuruluşumda çok fazla test yaptık birçok insan grubuyla. Şunu söylemek işe yarıyor. Evet, bu acı verici, zor ama birlikte biz bunu başarabiliriz. Birçok noktada işe yarıyor. Bunu bu tür fokus odak gruplarında birçok değişik bağlamda bunu çalıştık. Kuzey Hindistan'da, Kuzey Afrika'da, Kanada'da mesela bu tür bir proje yürütmek zorunda kaldım ve esasında birçok yerde bu tür mesajlar işe yaradı ve insanlara nasıl birlikte çalışabileceğimizi söylemek hep işe yaradı. Bence sanırım bu noktada devam etmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz George bu yanıt için. Aslında sonuna yaklaşıyoruz panelimizin, ister inanın ister inanmayın. Hızlıca böyle bir tur daha yapalım. İsteyen hemen cevap verebilir. Beni korkutan şeylerden birisi temelde sizin söyledikleriniz temelde. Evet, korkulabilir ama aynı zamanda sorumluluğumuz da var. Mesajlarımızı nasıl vereceğimiz konusunda kendimizi. Beni korkutan şeylerden bir tanesi bu tartışmalar aslında 1,5 santigrat konusundaki tartışmalar bu mümkün değil mi? Ne manaya geliyor bizim açımızdan? Niye bu kadar bunun bu konuda obses saplantılı durumdayız ve neden yapabileceğimizin en iyisini yapmakla odaklanmak yerine yapabileceğimiz kadar adil iyileşmeyi sağlamak, 1,5 olsun neyse ne, yani neyi en iyi elde edebileceğimiz meselesi neden bizi ilgilendirmiyor da neden bu kadar saplantılı? Çok fazla şey var bu konuda. Yine bence ben tabii ki psikoloji diyarlarını temsil ediyorum aslında. Yani psikolojik diyarlardan konuştuğumuz zaman ne işe yarar, ne işe yaramaz, bilgiyi nasıl işliyoruz, nasıl uzaklaştırıyoruz, kaçınıyoruz. Aslında bazı konulara neden saplantılı davranıyoruz? Daha karmaşık meseleler, belirsiz şeyler. Aslında gerçeğin böyle yönleri var ve bir tür
Bu bize bir ipucu olmalı ve aslında bize merak, aslında bizi meraklı tutuyor. Neden bu konuda bu kadar saplantılıyız? Genelde şunu görürüz. Bir şeye neden bu kadar tutunmaya çalışıyoruz? Bu aslında bize bir tür istikrar ve kesinlik, belirlilik duygusu sağlıyor ve bu tür sohbetlerde de tabii aslında biraz benim açımdan yeniden çerçevelendirmek lazım. Aslında merakı ve aslında şefkati. Tamam, her gün şunu söylememiz lazım. Evet, bu çok yoğun bir şey. Bize bakın, aslında ne kadar çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bunu başka bir şeye, bir tür araştırmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu söylememiz lazım. Nasıl her şeyi birbirine bağlamaya, bu kadar güzelce ve narince yapmaya çalışıyoruz ve bu bizi aslında başka bir yüksekliğe çıkarıyor. Bu konularla nasıl ilişki kurduğumuz. Benim de söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de 1.5 derece meselesinde aslında bunun ortaya çıkması en az aslında dünyadaki en kırılgan ülkelerden bir tane ülkeler aslında biz zaten tehdit altındayız dediler. Biz o yüzden 1.5 konusunu konuşmaya başladık. O zaman tabii bir anda bu aslında uzakta gibi görülen şey bir anda hayatınıza girdi. Bu bir şey ve bence potansiyel olarak en güçlü şeylerden bir tanesi de şu anda yani şimdi meselesine vurgulamak için benim açımdan çok büyük bir onurdu bu panelistlerle birlikte olmak. Son derece esin verici bir konuşmaydı. Umarım herkes için yararlı olmuştur. Herkese sağlık diliyorum ve herkese bu buluşmanın devamında keyifli günler diliyorum.